Tarafını belli eden hükümet, vergide adaleti aile sağlık çalışanlarının ve emeğiyle geçinen halkın ücretlerinden daha fazla kesintiler yaparak sağlamak istiyor. İzin vermeyeceğiz. Bugün 9 Ekim 2024 Çarşamba. Sağlık çalışanları olarak 31 haftadır sağlık merkezleri önlerinde vergide adalet istemeye, hükümete ve milletvekillerine sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Her seferinde algı yaratarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan hükümet, vergide adaleti sağlayacağını söylüyor. Hükümetin ilan ettiği orta vadeli program ile sermayedarların nasıl korunup kârlarına kâr kattığını, çalışanların ise yüksek enflasyon altında eriyen ücretleriyle nasıl fakirleştiğini görüyoruz. Halktan alınan dolaylı vergilerden ve çalışanların ücretlerinden peşin kesilen vergilerden elde ettiği geliri parası olana yüksek faizle dağıtıp şirketlere çeşitli ad ve gerekçelerle kamudan sermaye aktarıp enflasyonu düşüreceğini vaat eden hükümetin hesabı Eylül'de de şaştı. Enflasyon Araştırma Grubu Eylül 2024 itibariyle enflasyonu %88.63 olarak belirlerken Türkiye İstatistik Kurumu ise %49.38 ile her zaman olduğu gibi daha düşük açıkladı. Sağlık çalışanları olarak emekçilerin bu gelirden pay alamadığını, barınma ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını, yeterli ve dengeli beslenemediğini hem hastalarımızdan gözlemliyor hem de bizzat yaşıyoruz. Hükümet aile hekimliği çalışanlarından kestiği yüksek vergiler yetmezmiş gibi ücret kesintilerini içeren yeni bir yönetmelik taslağı hazırlıyor. Çalışanların eziyet yönetmeliği olarak adlandırdığı aile hekimliği ödeme yönetmelik taslağında yeni aile sağlığı merkezleri açmak için gerekli paranın genel bütçe yerine mevcut ASM'lere ayrılmış sınırlı kaynaktan yapılacak %12'ye varan kesintiyle sağlanması planlanıyor. Hekimlerin ve ASM çalışanlarının gelirleri artış göstermek bir yana azalmayla sonuçlanacak karmaşık ve anlaşılmaz matematiksel formüller ve katsayılar ile hesaplanırken ulaşılması mümkün olmayan ya da faydalı olmayan performans kriterleri getiriliyor. Bizler her zaman dile getiriyoruz. Sağlık sisteminde birinci basamak koruyucu sağlığı siz öncelemediğiniz sürece bu sağlık sistemi düzelmez. Birinci basamak sağlık sisteminin can damarıdır. Dolayısıyla birinci basamaktaki düzeltmeleri yapmadığınız sürece şu anki mevcut sağlık sisteminin düzeltebilmesi hiçbir anlamı yok, hiçbir şeyi yok yani. Her geçen gün daha da kötüye giden bir durum oluşuyor. Evet, Sağlık Bakanlığı, yani yeni Sağlık Bakanlığı geldiğinde birinci basamağı düzelteceğini dile getirmişti. Düzelteceğim derken mesele bu yönetmenlikle ise maalesef hepsi diğerleri gibi siz de gidicisiniz. Ve hiçbir zamanda sağlık emekçilerin yanında olmayacağınızı bir şekilde bu yönetmenlikle ve şu anki bugüne kadar ki sizin bakış açınızla taleplerimize hiçbir şekilde cevap vermeniz de artık da ortaya çıkıyor yani. Kısacası şunu söylemek isteriz. Bugün birinci basamakta düzeltme yapmak istiyorsanız aile hekimliği sayısındaki yetersizliği ortadan kaldırmadan, ebe hemşire sayısını düzeltmeden, ASM'lerdeki fiziki koşulları düzeltmeden, tedavi edici sağlık hizmetlerinin yerini koruyucu hekimliği öncelik yapmadan ve bu sistemi düzeltirken, bu yönetmenliği çıkartırken sağlık emek meslek örgütlerinin konuşmadan, onların önerilerini almadan bu sistem düzelmez. Tam da dediğimiz gibi yine eziyet yönetmenliğin dışında bir şey olmayacaktır yani.